Çok değerli sırma çek hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. İstanbul Ümraniye'den çıktık yola. Bingöl iline bağlı, dağlar memleketi anlamına gelen Kığ ilçesinde aldık soluğu. Buradan Sırmaçek köyüne doğru yola çıkacağız. Eski adıyla Dağınıklar anlamına gelen Gijikan, yeni adıyla Sırmaçek. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğunu öğrendik. Durmayalım öyleyse. Hemen yola koyulalım ki bir an önce Ümraniye'de yaşayan gurbetçi hemşerilerimizden aldığımız selamları Sıla'ya ulaştıralım. Asfalttan ayrılıp toprak yola girdik bile. Göklerin mavisi dağlarla kucaklaşmış ufukta. Bu tozlu yol kavuşturacak bizi sevdiklerimize. Şu tepeyi de aştık mı vardık demektir. Önce kuş bakışı izleyelim istedik bu güzel köyümüzü. Sonrasında adım adım gezip daha yakından tanıyacağız hep birlikte. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü Sırmaçek'te kışlar ağır ve uzun geçiyor. İlkbahar ve sonbaharda aldığı yağmurlar sayesinde bitki örtüsü canlanıp yeşeriyor. Bir kartal misali süzülürken Sırmaçek semalarında ressamları bile kıskandıracak kadar güzel manzaranın seyrine doyamıyoruz. Buyurun öyleyse, yemyeşil doğanın kollarına bırakalım kendimizi. Kiremit renkli evlerin önünden sola döndüğümüzde parke taş döşenmiş yol bizi köy içine doğru götürüyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köyde meralar oldukça geniş yer kaplıyor. Nihayet varıyoruz köy meydanına ve ilk olarak Sırmaçek Köyü Camii çıkıyor karşımıza. Müzik
1961 yılında inşa edilmiş cami. Modern mimarisiyle oldukça güzel görünüyor. İç mekanı ise rengini yemyeşil cennetlerden almış. Sütunlarda ve kemerlerdeki çini taş motifleri cennetin yeşiline huzur katıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan gazi olarak çıkmış Mehmet Bey. Kendisi bizlere savaş anılarını anlatıyor. Biz giderken zaten bizim hiçbir işimiz yoktu. Ali Kurt'u bizi indirdi, bizim üstümüze yok dediler. Biz de tabii karşı verdik. 2-3 gün çarpıştık. Bizim askerimiz gayet zayıflandı. Ne yapıyordu? Ondan sonra biz beş parmağı dağına kavuştu. Orada savaş durdu. 2-3 gün durdu. Sonra bizim jatlarımız kalktılar. İkinci harekete katıldık. Orada Mugusa kayım, Girne kayım, Girne kazanırdı. Barış gücü ortaya girdi. Biz o gece orada kaldık. Barış dille gittiler. Yeşil kat aramıza bile o tarafta kaldı. Biz bu tarafta kaldık. Birinci hareket 3 gün sürdü. İkinci hareket 24 saat sürmedi tamam. Ya yer ateşi vardı, yer hep yanıyordu. Zaten 7. ayı 20'sindeydi. Her tarafımız ateş gibi yanıyordular. Mermilerin yanında ateş çıkmıştı. 11 tane bizim birlikte 125 kişi biz yettik. 11 tane şehit verdik. Yaralılar da hariç. Çitler yapılırken ağaç kazıklar kullanılmış. Araları da dallarla sıkı sıkıya kapatılmış. Kedi köpek bahçeye girip zarar vermesin diye yapmışlar bu çitleri. Belli ki oldukça uğraşmışsınız. Ellerinize sağlık. Düş bahçesinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Domateslerin güzelliği şenlendirmiş bostanı. Hele bir de kızarsınlar, gelincik gibi görünecekler bu yeşilliğin arasında. Özellikle kansere deva olan ısırgan otunu da unutmayalım bu arada. Mikrofonumuzu uzatalım bakalım. Köyde yaşamanın zorlukları nelermiş? Benim çocukluk dönemim, tabii ben 10 yaşına geldim. İlk okul benim dönemimde yapıldı. Tabii benim abim Gazi, biraz önce konuştuğunuz ya. Onlar evlerde geçerdi. Sonra 1975'li yıllarda bizim köyümüzde okul yapıldı. Biz okul durumumuzu başarıyla geçirdik. Peki dereceyle diploma aldık. Tabii biz birinci dönemde hem Türkçe öğrendik, hem birinci sınıfımızı geçirdik. Tembel olanlar da okulda kaldı. Biz de başarılıydı, geçirdik. Yani sınıfta en başarılı öğrencilerde birisi bendim. Diğeri de bir tane Mustafa Akbaş, şu anda İstanbul'da müteahhittir. O da daha çok başarılıydı. Biz 2-3 gün, yani biz hem Türkçe öğrendik, hem sınıfımızı geçirdik. Biz Türkçe'yi öğrenirken o arada bizim öğretmenlerimiz dedi ki, ulan sizin gibi böyle beyin insanlar var, keşke biz sizi götürüp okusaydınız, siz mimar olurdunuz, mühendis olurdunuz. Ne yazık ki bizim ana babamızı gariban diler. Bize dedi ki, bizim çocuğumuz çobanlığımızı kim yapıyor? Biz 20 yaşını öyle geçirdik. Tabii biz onları kaybettikten sonra bizim ümitlerimiz kesildi. Biz metropol hayatına taşıdık. İşte şimdi yazın geliyoruz, 2-3 ay burada geçiniyoruz. Tekrar İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Yani bizim düzenimiz oradadır doğrusu.
Valla bizimki 60 hanedir. Yazın gurbetçiler geldi. Şu anda 110-120 tane hanemiz var. Kışın 60'a iner. Abim daha iyi biliyor. Yani 60-50 arası. Ha, o kadar. Ama gurbetçiler gelince şu anda 100 hane var yani. 100 onun üstünde hane var yani. Ama bunların yarısı gurbetçi. Ben bile gurbetçi sayılırım yani. Dağınık bir yerleşime sahip köy, oldukça geniş bir araziye yayılmış durumda. Yollar bizi ne tarafa çekse, o tarafa doğru devam ediyoruz. Uzun uzun kavaklar yarenlik ediyor bize yol boyunca. Kuşburnu henüz olgunlaşmamış. Vakti geldiğinde dikenli dallardan toplanacak ve meşakkatli bir çalışmanın ardından marmelatı yapılacak. Elma çok meyve vermiş bu sene. Neredeyse dalları kırılacak. Biz de dalından yemeye başlayalım öyleyse. Gezintimize devam ediyoruz ve sırada Sırmaçek Sağlık Ocağı var. 2000 yılında hizmete girmiş olan Sağlık Ocağı, köy halkına halen hizmet vermeye devam ediyor. Hemen yanında görmüş olduğumuz bina ise köyün dernek binası. Aynı zamanda taziye evi olarak da kullanılıyor. Kocaman bir meydan var burada. Dernek binasına gelen vatandaşlar araçlarını bu meydana park ediyorlar. Meydanın hemen yanında Sırmaçek İlköğretim Okulu bulunuyor. Şu anda sadece ana sınıfı eğitim öğretime devam ediyor bu okulda. Okul bahçesinde ise hem çeşme yapılmış hem de çocuk oyun parkı. Oldukça yaşlı bir ceviz ağacı da var burada. Meyveleri iri taneli, yemyeşil cevizler henüz olgunlaşmamış. Ceviz ağacı deyip geçmemek gerek. Hem meyvesi hem de kerestesi çok değerli. Yeşil kabuğundan boya bile yapılıyor. Görmüş olduğunuz bu ceviz ağacı ise bütün bu saydıklarımızın yanı sıra bir de tarihi değere sahip. Kaç yaşında olduğunu bilen yok. Avluların etrafı bu şekilde taş duvarlarla örülüyor ve bu duvarların adına sur diyorlar. İnsanoğlu taşla yüzyıllardır medeniyetler inşa etmiş. Taş mimariye, sanata ve estetiğe temel olmuş, şekil vermiş. Havasıyla, suyuyla, sıcak ve samimi insanıyla huzur bulduk burada. Dönüş yoluna koyulma vakti geldi ne yazık ki. Yeniden bu topraklarda buluşacağımız günün hayalini kuruyoruz şimdiden. Hoşça kalın, güzel memleketimin güzel insanları. Hoşça kal, Sırmaçek.